Tabii öncelikle anavatan Türkiye Cumhuriyetimizde hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı, kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eminim bu yaraları hızlı bir şekilde saracaktır. Özellikle deprem komitesi ve diğer komitelerden almış olduğumuz bilgiler ışığında ciddi şekilde oradaki soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza yardım elinin ivedilikle uzatıldığını anlıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapmış olduğumuz bugüne kadarki yaraların sarılması babındaki katkılarımızı ifade ettik. Tabii burada yaptığımız tüm görüşmelerde Sayın Mustafa Şentop başta olmak üzere devam eden soruşturma dosyalarına ciddi bir şekilde vakıf olduklarını müşahede ettik. Bu bizi çok mutlu etti. Meselelerin tüm olgularına vakıf olduklarını anladık. Bu da demektir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasileri, yetkilileri bizim dosyalarımıza gerekli ehemmiyeti göstermektedir. Bu da bizi mutlu etmiştir. Bugünkü ziyaretimizden sonra yarın da Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'da Cumhuriyet Savcılığı'yla görüşeceğiz ve valilikle görüşeceğiz. Yapmış olduğumuz komisyonlarla ilgili görüşmelerde deprem soruşturma bürolarının, özel deprem soruşturma bürolarının kurulduğunu ve bunun her ilde kurulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Orada devam eden soruşturmalarla ilgili büyük şehirlerden de savcıların gönderildiğini ve dosyaların hızlı bir şekilde ilerlemesi için bu çalışmanın yapıldığını, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye için de savcılar görevlendirildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet Komisyonu ile yaptığımız görüşmede özellikle Gölcük depreminden sonra Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında ciddi çalışmalar, tadilatların yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Özellikle ceza hukuku bağlamında cezaların arttığını, özellikle müellifler ve müteahhitler kapsamında bunu da öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Şentop'la yapmış olduğumuz görüşme bizi de çok memnun etmiştir. Tüm olanakların seferber edileceğini ve her türlü bilgi akışının sağlanacağını bize ifade etmiştir. Yapmış olduğumuz bakanlık ve komisyonlarla ilgili görüşmelerde şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde 1600 soruşturmanın olduğunu, 350 tutuklamanın gerçekleştirildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Her soruşturmayla ilgili de bir hedef süre uygulaması olduğunu, yani soruşturmalarla ilgili belli bir süreye geldikten sonra belli sürelerin olacağını öğrenmiş bulunmaktayız. İSİAS özelinde özellikle bu mesele daha hızlı ilerlediğini anlıyoruz. 5 tutuklunun olduğunu, bir yakalamanın olduğunu, hemen olayın vuku bulmasından sonra demir karot örneklerinin alındığını ve bunun için de gerekli bilirkişi incelemesine havale edildiğini anlıyoruz. Aynı zamanda da soruşturmanın da daha genişlemesi için savcılığın harekete geçtiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Deprem Komitesi'den almış olduğumuz bilgi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Deprem Komitesi depremle ilgili raporunu açıklayacağını, hepinizin malum olduğu üzere Kıbrıs'ın da fay hattı üzerinde olduğu, dolayısıyla bu bağlamda raporlarında Kıbrıs'la ilgili de hususlara yer verecekleri bilgisini bize Sayın Veysel Eroğlu ifade etmiştir. Yine yapmış olduğumuz Adalet Komisyonu ile görüşmelerde delil alınmadan hiçbir enkazın kaldırılmadığını, özellikle birazdan değineceğim bizim vatandaşlarımızla ilgili meselelerde de
bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını bilgisini aldık. Davanın nerede görüleceği konusunda ise doğal hakim ilkesi gereği olağanüstü bir durum olmaz ise her dava kendi yerinde görülecektir. Yani Adıyaman'da olay vuku bulduğu için Adıyaman mahkemelerinin yetkili olacağı bize bunun bilgisi verilmiştir. Hiçbir dosyada da gizlilik kararı yoktur. Taraflar biliyorsunuz bizim meselelerimizde de otellerde ve öğretmen evinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hepsinin vekaleti dosyaya girmiştir. Dolayısıyla bir gizlilik kararı da söz konusu değildir. Hatay, Osmaniye, diğer bölgelerdeki oteller bağlamında biliyorsunuz meleklerimizin hayatını kaybettiği İsyas Oteli'nde 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ceza soruşturması başladı. Kırıkan Öğretmen Evi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti Hatay'da. Onun da ceza soruşturması başladı. Saray Otel'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ceza soruşturması başladı. Uçar Otel'de 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine ceza soruşturması başladı. Diğer 7 vatandaşımız ise ikametgahlarında hayatlarını kaybetmiştir. Henüz o konularla ilgili bir soruşturma başlamamıştır. Bildiğiniz üzere 44-49 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kırıkan Öğretmen Evi soruşturmasıyla ilgili olarak müteahhit Yılmaz Yıldız tutuklanmıştır. Ve bu meselede de numuneler alınmıştır. Saray Otel ile ilgili olarak, Hatay'daki Saray Otel ile ilgili olarak otel sahibi Sami Akar deprem sonrası enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Bu Saray Otel yan yattığı için henüz numune alınmamıştır. Yani tamamen çökmemiştir. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde binanın yıkımı gerçekleşeceği için karot örneği de testler de bu safhada alınacaktır. Dolayısıyla Saray Otel'den henüz numune alınmamıştır. Son olarak Osmaniye Uçar Otel'de de yine soruşturma başlamış, numuneler alınmış. Otel sahibi hakkında kontrol talebi kararı bulunmaktadır. Sonuç olarak ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyoruz. Bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde de bütün muhataplarımızın bütün sürece, bütün başlayan soruşturmalara en detaylı bir şekilde hakim olduklarını müşahede ettik. Bu bizi oldukça memnun etmiştir. Ve özetle bize verilen mesaj, kim ihmalde bulunmuşsa bunun da bedelini ödeyeceği yönündedir. Dolayısıyla bir kez daha hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletine sabırlar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Komite Başkan Yardımcımız Sayın Talat da bu konuda size kendi düşüncelerini ifade edecektir. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii ben de sözlerime başlamadan tüm Türkiye halkının acısını paylaştığımızı ve bu anlamda da metanet dilediğimizi depremden etkilenen herkese bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii burada bugün çalışmalarını sürdürmüş olan komitenin üyelerine baktığımızda biliyorsunuz mecliste temsil edilen tüm siyasi partiler ve hatta bağımsız milletvekilimiz Sayın Ayşegül Baybars da dahil olmak üzere gayet geniş ve bu anlamda da siyasi partilerin perspektifinin dışında bir komite oluşturuldu ve çalışmalarımızı da bu prensipten hareketle sürdürüyoruz. Bugünkü temaslarımızda tabii Sayın Başkan özetledi ama şu izlenimimi paylaşmak istiyorum. Bu kurumsal istişarelerin önemini aslında bir kez daha görmüş olduk. Bu anlamda karşılıklı kurumsal işbirliğinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin de tüm
yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın haklarının takipçisi olmasıyla ilgili olarak da ilgili mesajı kurumsal anlamda verebilmiş olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Tabii bundan sonraki süreçte takip edilmesi gereken birçok husus var. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerektiğinde yeni temaslar kurmak için yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ne ziyaretlerimizi de gerçekleştireceğiz. Tabii kamuoyunda büyük infial yaratan İSYAS otel vakası dışında diğer bölgelerde de yaşamını kaybetmiş olan yurttaşlarımızla ilgili soruşturmaların takipçisi olacağımızı da bir kez daha tüm kamuoyunun bilgisine getirmek istiyorum bu vesileyle. Ben tekrardan hem tüm Türkiye halkının aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının başı sağ olsun demek istiyorum. Bu çerçevede bundan sonra bu gibi felaketlerde en az zararla bu felaketleri aşmakla ilgili olarak da her iki devletin de kendi yurttaşlarına dönük sorumluluklarını yerine getirmesi ve bütün bu süreçleri de en az kayıpla atlatmakla ilgili temennilerimi de belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler.